Egemen TV'nin değerli izleyenleri, bugün Çal'dayız. Çal Ziraat Odası Başkanı Sayın Haşim Çil ile beraberiz. Maalesef geçtiğimiz günlerde Çal bir dolu felaketi yaşadı. Haşim Başkanım'la Çal'daki dolu felaketinin götürüsünü ve Çal'ın bu seneki tarım politikaları hakkında konuşacağız. Haşim Başkanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet. İnşallah iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Başkanım, iyi olmaya çalışıyoruz dediniz. Gene bir felaket yaşadık. Aslında Çal alıştı buna. Her sene bir dolu felaketi maalesef yaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz, nasıl bir zarar getirdi size? Şimdi maalesef aslında alışmak kötü bir şey. Alışmamamız lazım. Yani bunların tekrarlanmaması lazım ama maalesef insanoğlu aciz, elimizden gelen bir şey yok. Geçtiğimiz hafta yağan yağışlarda Çal genelinde bütün mahallelerimizde %20-%30 civarında bir dolu zararımız var. Ama dedik ki %20-%30 telafi edilir, çok da önemli değil. Derken en son Sazak, Selcen, Kaplanlar ve Karakaya mahallelerimiz dörtgeni arasında kalan bölgede maalesef %80'lik bir dolu zararı oluştu. Bu büyük bir zarar. O bölgede özellikle bağ var zaten bitki olarak, ürün olarak. 10 bin dekarlık bir alan. Üzgünüz tabii ki, yani maalesef böyle bir durum yaşandı. Başkanım, biliyoruz ki bu tür afetlerde en önemli şeylerden biri sigorta. Tabii ki. Çal'da siz geçtiğimiz dönemlerde de yaptığınız röportajlarda her zaman vurguladınız. Sigorta yapılmalı, sigorta yapılmalı. İnsanlarımızın zararlarını tazmin edebilecek bir mecra olmalı diye. Son durum nedir sigortada? Şimdi maalesef en son sizle görüştüğümüz zamandan bu yana, yani birkaç yıldır çok bu konuyla ilgili pozitif yönde bir değişiklik yok. Yani belki o yıllara göre daha da azaldı tarsim yaptıran çiftçimiz. Yani bu konuda tarsimin dışında zaten alabileceğimiz bir önlem, bir tedbir maalesef yok. Yani biz bunu çiftçilerimize her zaman söylüyoruz. Bununla ilgili her sene bilgilendirme toplantıları, işte tarsimin güncel uygulamaları hakkında, işte fiyatlandırma hakkında birçok konuyla ilgili. Ama maalesef çiftçilerimiz bu konuda kayıtsız kalıyor. Yani Allah vermesin, maalesef hemen hemen her yıl bölgemizde bir dolu felaketi oluyor. İşte bu sene bir mahallemizde, gelecek sene başka bir mahallemizde. Yok yani bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Yani biz dolu felaketi yaşandığında ilçe tarım müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli raporları tutturup hasar oranları tespit edilip il müdürlüklerine, tarım bakanlığımıza konuyu bildiriyoruz. Tabii ki yani o günün şartlarına göre bir miktar yardım yapıldığı yıllar da oldu. Maalesef yapılmayan yıllar da oldu. Yani oradan gelen yardım da zaten mesela en son 3 sene önceydi. İşte Yazır, İsa Bey ve Baklan Ovası'nın bir kısmında ürünlerde hasar oluştu. O sene ovadaki mısır ayçiçeği için dekarda 100 lira, bağ bölgesi için dekarda 170 lira bir yardım yapıldı. Tabii ki yani bu rakam çiftçinin ürününe baktığımızda, kaybettiği, zarar gören ürüne baktığımızda yani devede kulak misali hiçbir şey. Yani bu yardım yapılsa bile çiftçiye işte o gün için sadece geçmiş olsun ziyaretine gidersin, elinde hediye götürürsün ya. O anlamda bir şey oluyor. İlla ki çiftçimizin tarsim yaptırması lazım. Zararının karşılanması, zararının karşılığını alabilmesi için. Başkanım, şunu öğrenmek istiyorum. Çal Denizli için önemli bir tarım havzası diyeyim. Evet. Özellikle Çal Baklan Çivri Ovası. Bu sene çiftçilerin ekim alışkanlığı ne oldu? Yani hangi ürünler yetişiyor bu ovada? Neden söylüyorum? Mesela ben de Tavaslıyım. Tavas'ta geçtiğimiz sene şöyle bir durum oldu. Herkes çekirdek ekti. Herkes. Anladım, ama anladım, çekirdek anladım. Para etmedi. Şimdi Can Bey şöyle, yani bu ülkenin genel sıkıntısı, geçmiş yıllardan beri süregelen bir sıkıntı. Yani devamlı bizim Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ve işte tarımla ilgili bütün kurumların, kuruluşların gündeme getirdiği bir konu. Ya asıl mesele tarımsal üretimin planlanması. Yani ülkenin neye ihtiyacı var? İşte iç piyasa, dış piyasa, yani bunların belirlenip ona göre üretim yaptırılması. Yani bu yapılmadığı sürece, işte sizin ayçiçeği örneğini verdiğiniz gibi maalesef biz bunu devamlı yaşıyoruz. İşte bu sene soğan patates mesela daha güncel. 10 lira, 15 lira. Gelecek sene ekili çok oluyor. İşte 3 liraya bir kısmı da çöpe gidiyor. Yani bu kısır döngüyü maalesef biz geçtiğimiz yıllarda çok yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. İlla ki bir üretim planlaması olması lazım.
Bunun dışında son yıllarda 2 yıldır kuraklık ciddi sıkıntı, yani bizim bölgemiz içinde, ülkemiz içinde. Yani biliyorsunuz ovada %50'lik bir kısım su sıkıntısından dolayı sulu üretime kapatıldı. Evet. Yani o bölgede illaki kuru ekim yapılması lazım. O bölgede de illaki hububat ekiliyor. Zaten öyle çok kuru da ekilecek bir yönümüz kalmadı. Onun dışında diğer bölgelerde mısır, ayçiçeği, pancar. Bu sene farklı olarak sadece ülkenin genel olarak yağlık ayçiçeğindeki sıkıntısından dolayı işte bakanlığımız %50 hibeli yağlık ayçiçek tohumu dağıttı çiftçilerimize. Yani ilçemizde bir 10 bin dekarın üzerinde farklı ürün olarak bu sene onun ekilişi yapıldı. Aynen. Yani yağlık ayçiçeği özellikle işte bahsettiğim o kapalı bölgelere, sulama dışındaki kuru sahalara, sulama olmayan sahalara ekildi. Yani şu yalan yağmurlar da o kurudaki ürünler için özellikle çok çok önemli. Evet. İnşallah onda da çiftçilerimizin yüzü gülecek diye tahmin ediyoruz. Yani bir iki mahallemizde gene aynı işte genel ülkemizin sorunu şekerle ilgili sıkıntılar. Pancar ekilişleri biraz arttı. Pancar fiyatı bu sene belki de Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Ekim'den çok önce açıklandı. Yani yılbaşı gibi devlet Türk Şeker 2022'deki üretilen pancarın kaç paradan alacağını açıkladı. Ya geçtiğimiz yıllarda bu pancar mesela Ekim başı gibi hasat başlar. İşte Eylül'ün 15'inde falan açıklanırdı fiyat. Ya daha öncesinde kesinlikle belli olmaz. Aslında bu da bizim özellikle üstünde durduğumuz ve bütün ürünler için istediğimiz bir konu. Yani çiftçi bu sene ne ekecekse onun fiyatı baştan belli olmalı. Çiftçi kaç kilo ürün alır, ürün fiyatı belli, ne kazanır, ne zarar eder. Bunun hesabını önceden yapması lazım, bilmesi lazım. Yani pancar fiyatının da dediğim gibi erken açıklanması ve pancar şartlarını da işte avans sayılarını biraz yükselttiler. 1 lira. 1 lira. Yani biraz düşüktü öncesinde ilk açıklandı da sonra biraz daha üzerine ilave konuldu. 1 lira şu anda. İşte avans sayılarını, avans oranlarını, işte orada küspe, tonaj istikrakları falan vardır. Onları falan çiftçinin lehine biraz olumlu hale getirdiler. Pancar ekilişi de biraz çoğaldı. Efendim aslında çoğu şeyden bahsettik ama geçmiş dönem aslında bir hançer gibi saplanan bir konu var. Sulama dediniz az önce. Yani, kuraklık yani. Maalesef bu ovayı kavuruyor. Tüm Türkiye'yi kavuruyor aslında. Bu sene su sıkıntısı yaşanıyor mu sizden dinleyin. Şimdi bu sene şu bahar özellikle Mayıs ayındaki yağışların iyi olmasından dolayı henüz su başlamadı, sulama başlamadı bizde. Yani sulama başlamadığı gibi barajdaki su seviyesi de bu yağışlardan dolayı bir miktar yükseldi. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde bu sene için 2022 için sulamada bir sıkıntı olmayacağı söylendi. Yani en fazla ürün pancar ve yonca var bizde 4 su verilmesi gereken. Yani inşallah onlarda da bu sene suyumuzu alacağız, yeterli suyu. Yani 2 yıldır yaklaşık 2 suda kalıyordu ortalama. Ya o da tabii iki suyla özellikle bir de 2 yıldır kurak olması, toprakta hiç nem yok, yağış yok. Ciddi anlamda sıkıntıydı bizim için. İnşallah bu sene güzel olacak. Şeyden bir aslında altını çizmek istiyorum bunu. DSE'yi daha önce de çiftçilere söz verdi. Evet. Sulamayı biz yapacağız diye. Ama veremedi. Bu sene de öyle bir ihtimal görünmüyor değil mi şu anda? Yani barajdaki su seviyesi zaten ovanın yarısı kapalı. Yani su sıkıntı olmayacak derken %50'sine verilebilecek. Aynen. Yani diğer %50'si zaten kapalı. Yani yetkililerle yaptığımız görüşmelerde sıkıntı olmayacağını söylüyorlar. Yani inşallah o sıkıntılar yaşanmaz. Ama tabii ki yani bu korkuyla yaşamak her zaman için su yeter mi yetmez mi? Bizim üzerimizde aslında büyük baskı çiftçi için söylüyorum yani bizim üzerimizde derken çiftçi tarafından. Yani nihai hedef illaki kapalı basınçlı sulamaya, damlama sulamaya geçirmesi lazım. Yoksa işte bu sene yağmur az yağdı, bu sene kar az yağdı, su sıkıntısı olacak, olmayacak. Bu üretimi ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Aslında siz söylemiştiniz, bunu ben hiç unutmuyorum. 2 yıl ya da 3 yıl önce yaptığımız röportajda birincisi %50 sulamaya geçilmesi gerekiyor demiştiniz. Ya şöyle... Tabii ki biz bunu istedik. Niye istedik? O %50 kapalı sisteme geçilmeden önceki yıl biz gene bunu tekrarladık. İllaki yapılması gerektiğini söyledik. Ama maalesef DSE yetkilileri bunu çok kale almadılar. Ve o yıl biz ovanın tamamını ektik. Ne oldu? Ovanın tamamında
çoğu yer bir suyla, yani ikinci suya başlandı, ikinci suya dönüldü, sulama için başlandı. Ovanın %70'lik kısmına daha ikinci su verilmeden su bitti. Yani şimdi düşünün, bugünkü masraflarla hele bunu hesaplamak korkunç bir şey çiftçi açısından. Akaryakıt, gübre, işçilik, tarla kiraları, ya siz hepsini veriyorsunuz, sadece orada su ve sonrasında hasat kalıyor. Sen sudan dolayı ürünü sulayamadığında yani bir şey öğrenemiyorsun, özellikle sulanan mahsullerde. Mesela mısırdan örnek vereyim. Bizim ova şartlarında 1700-1800 kilo biz rahatlıkla mısır alıyoruz. Normal sulama yaptığımızda. Ama o yıllarda biz 500 kilo, 700 kilo civarında mısır alabildik ancak. Yani biz işte bu tekrarlanmasın, ya hiç olmazsa ovanın yarısına verelim su, o yarısı rahatlıkla suyunu kullansın diye özellikle istedik. Yani o dönemde Sayın Valimizin de desteğiyle bu gerçekleşti, yapıldı. Ama inşallah ileriki yıllarda dediğimiz gibi nihai hedef kapalı basınç sulama, damlama, ona geçilir. Ovanın tamamını, yani düşünün, ova birinci sınıf toprak, sulu tarım arazisi. Ve biz bunu su sıkıntısından dolayı ekmiyoruz. Yani sıradan bir tarla gibi, işte dağ başında sıradan bir yer gibi, oraya kuru mahsul ekilsin, bu sene kapatılsın diyoruz. Yani inşallah her yerine su verilir, çiftçimiz de ülkemizde üretime devam eder ve kazanır. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.